Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İran, Esad rejini ve PKK terör örgütünün drone saldırılarına karşı bölgeye elektronik harp sistemleri konuşlandırmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı büyük bir konvoy İdlib ve kırsalına giriş yaptı. Bu konvoyun, son zamanlarda bölgeye yapılan en büyüklerden biri olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta boyunca Cebel El Zaviye ekseni boyunca çok sayıda radyo elektronik harp karşı önlem ekipmanı konuşlandırıldı. Bölgeye ayrıca çok sayıda zırhlı araç gönderiliyor. Bu gelişmeler, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Suriye'deki Himeymim Hava Üssü'nde Türkiye ve Suriye temsilcilerinin yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği iddiasının ardından dikkat çekici bir şekilde gerçekleşti. Aynı hareketliliğin Suriye rejimi tarafında da görüldüğü belirtiliyor. Suriye medyası, rejimin Halep yakınlarında Buk ZRK ve Toçka Ulu taktik füze komplekslerini konuşlandırdığını iddia ediyor. Bu artan askeri hareketlilik, İdlib'de gerginliğin yeniden tırmanmasına işaret ediyor. Son günlerde İran destekli milisler ile Esad rejimi birlikleri Türk askeri üslerine kamikaze drone saldırılarını yoğunlaştırdı. İran'ın drone desteği verdiği PKK-YPG terör örgütü de Türk askeri üslerine saldırılar gerçekleştiriyor. Diğer yandan Türk silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler tarafından Metina Dağı silsilesi tamamen kontrol altına alındı. Metina Dağı'nın kontrol altına alınması ile PKK terör örgütünün bölgedeki mağara, sığınak ve tünelleri tamamen kuşatılmış oldu. Bu durum, PKK terör örgütünün bölgedeki varlığını önemli ölçüde zayıflatacak ve örgütün operasyonel kabiliyetini sınırlayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait T-129 Atak helikopterleri Irak kuzeyindeki Metinabervari Bala bölgesinde bulunan PKK hedeflerini vurdu. Birlikler Golka ve Belizane köylerinde terör örgütüne ait hedefleri de imha etti. Milli Savunma Bakanlığı da terörle mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK terör örgütü üyesi terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek denildi. Terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü aktarılan diğer bir açıklamada ise Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurt, Kandil ve Pençe Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK terör örgütü üyesi teröristi etkisiz hale getirdi denildi. Öte yandan İsrail, Lübnan'a karşı savaş başlatmayı planlarken, Lübnan Hizbullah'ı Güney Kıbrıs'ı İsrail'e destek vermesi durumunda vurmakla tehdit etti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri üslerini İsrail'e açması durumunda ağır bir bedel ödeyeceği belirtildi. Middle East'e, Doğu Akdeniz'de gerilim artıyor, Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum yönetimine eşi benzeri görülmemiş saldırı tehdidi başlıklı haber yayımladı. Haberde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik saldırı tehdidi, İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki derinleşen askeri ve ekonomik işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde askeri üsler ve eğitim alanları kullanması, Hizbullah'ın bu ülkeyi hedef alabileceği endişesini doğuruyor. Nasrallah'ın açıklamaları, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin savunmasızlığını vurguluyor denildi. Yunanistan Merkezli Liberal Gazetesi de Hizbullah Türkiye'nin uzun kolu Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tehdit ediyor başlıklı haberinde Hizbullah lideri Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik liman faaliyetleri nedeniyle savaş tehdidinin bölgede gerginliğe yol açtığı belirtildi. Haberde, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 7 Ekim 2023'ten itibaren limanlarını ABD ve diğer ülkelere açarak ABD ile stratejik diyalog kurma adımları attı. Bu durum, Türkiye ve Rusya'yı, bölgedeki nüfuz alanlarının tehdit altında olduğuna ikna etti. Türkiye, Amerika'nın desteğiyle Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu durum, Rusya'nın bölgedeki enerji çıkarlarını tehdit ediyor. Bazı analistler, Hizbullah'ın tehditlerinin Türkiye ve Rusya tarafından yönlendirilmiş olabileceğini savunuyor. Bu ülkelerin, Hizbullah'ı Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik tehditler savurarak bölgedeki nüfuzlarını korumak ve ABD ve İsrail'in artan etkisine karşı koymak istedikleri düşünülüyor denildi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus birliklerinin Pokrovskey bölgesinde olmak üzere tüm cephe hattı boyunca 96 saldırı gerçekleştirirken Ukraynalı savunucular savunma hatlarını tuttuğu aktarıldı. Harkiv bölgesinde Rus birliklerinin Belgorod ve Shebekino yönlerinden 6 adet güdümlü hava bombası kullanarak saldırı düzenlediği, Vovchanskı, Neskuçne ve Lipsi bölgelerinin düşman bombardımanına maruz kaldığı aktarılarak Rus ordusu öldürülen veya yaralanan 59 askerini kaybetti. Birkaç işgalci daha teslim oldu. Pokrovski en sıcak bölge olmaya devam ediyor. Çatışmalar anda Sokil, Vozdvizenka ve Novo da aralarında bulunduğu 14 noktada sürüyor. Rus ordusu da cephe hattının bu bölümünde uçak kullanıyor. Rus birlikleri Pokrovsky bölgesinde toplam 34 saldırı gerçekleştirdi. Ön verilere göre Rus ordusu cephenin bu bölgesinde 99'u öldürülen asker olmak üzere 295 askerini kaybetti. Savunma kuvvetleri ayrıca 3 düşman zırhlı aracı Iki top bir özel ekipman birimi ve 1 bir insansız hava aracı yer kontrol istasyonunu imha etti ayrıca 3 zırhlı araç ve 4 topçu sistemine de hasar verdi denildi. Genel kurmay, Rus ordusunun 9 füze ve 27 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Rus ordusunun Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarıyla 4 füze, Voronezh bölgesinden 3 İskender-M balistik füzesi, Azak Denizi üzerindeki hava sahasından 2 Kh-59 güdümlü hava füzesi, 27 adet Şahid-136 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı. Ukrayna Hava Savunma Birliklerinin Rus saldırılarını elektronik harp, hava savunma sistemleri ve uçaklarla önleme yaptığı kaydedildi. Ukrayna birliklerinin Dnipro, Zaporizhia, Donetsk, Mikolayiv, Herson, Harkiv, Kiev, Çerkasi, Poltava ve Vinitsiya bölgelerinde 32 füze ve 27 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi. Genel kurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun son 24 saatte 1060 askerini kaybettiği belirtildi. Rusya'nın bugüne kadar 531.980 asker, 8.001 tank ve 15.372 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi açıklamada 14106 topçu sistemi 1106 çok namlulu roket atar 861 uçak savar sistemi 2298 seyir füzesi 359 uçak ve 326 helikopter 11260 taktik insansız hava aracı 19181 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.